Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ya hocam, ısrarlı bir şekilde lütfen hocam, milli takımı da konuşacağım. Şunu da konuşacağım, bunu da konuş. Yani konuşmak istemiyorum ama rica ediyorsunuz. Sizleri de kıramıyorum arkadaşlar. Sizlerin her türlü yorumunu ciddiye alıyoruz. Ama şunu da ısrarla rica ediyorum. Lütfen edep, ahlak çerçevesinde yorumlar yapalım. Yani bu naçizane sizden bir isteğimiz arkadaşlar. Yani bu kanalda gençler de var, yaşlılar da var, kadınlar da var. Bilginiz olsun. Hamit Altıntop, biz nasıl 4 maçta 4 galibiyetten sonra ortaya çıkmadıysak bugün de öz eleştiri yapıp bunu kabul ediyoruz. Tak! Masaya yumruk vurmuş. Yeni bir yönetim geldi, yeni bir başkan var demiş. Masayı kaldırıp kafa atmış buraya. İletişimimiz gayet iyi demiş. Başladığımızın iyi bir yol olduğuna inanıyoruz demiş. Sonra yine masaya vurmuş. Buna rağmen bir mutsuzluk var demiş. Ben şeyi merak ediyorum. Ne alaka ya? Tam olarak ne alaka yani? Yeni bir yönetimin gelmesi, yeni başkanın gelmesi. Tam olarak ne alaka yani? Alakanın maydanozla ilişkisini çözemedim. Bu bir. İkincisi, Mehmet Demirkol diyor ki biz Hamit'i bunun için istemedik diyor. Doğru değil diyor. Ben federasyon başkanlığı için falan istiyordum diyor. Ama ben bunun için istemedim diyor. Bu doğru bir yol değil diyor. Vur bakayım Almanya'da elini masaya bakayım. Bakalım ne oluyor diyor. Ya Hamit Altıntop'a birisi anlatsın. Dünyanın en gerizekalı milli takımlarının hani Lüksemburg ve Faroe Adaları'ndan 2 maçta 5 gol yiyen takımlar olup olamayacağını anlatsın. Yani biz dünyanın en gerizekalı milli takımı gibi bir milli takıma dönüşmüş haldeyiz. 2 maçta dönüşülmez eyvallah. Ama Lüksemburg ve Faroe Adaları'ndan 2 maçta 5 gol yiyen takımın yani ya hocasına ya yöneticilerine ya futbolcularına bir şeylere yol verilir. Ya Fransa kaç defa reform yaptı. Kaç defa kadro sil baştan yaptı. İngiltere'de futbolcular kendini sürekli yere atıyordu. Ne dediler? Kendini yere atan birisi olduğu zaman topu bir taca atan futbolcu sarı kart yer. Bitti. Bitti. Allah aşkına kanınıza dokunmuyor mu ya? İyi de hocam. Yani Berkan'ı kötülüyorsun ama Ferdi de kötüydü. Ben Berkan'ı kötülemedim ki. Çünkü kötü bir seviyedir. Berkan onun da altında top oynadı. Hocam Ferdi 26 tane top kaybetmiş. Ya Ferdi Kadıoğlu maç içerisinde bilmiyorum farkında mısınız, futboldan anlıyor musunuz ama 4 kez mevkiyi değiştiriyor. Orta saha başlıyor. Sağ kanada geçiyor. Sağ beke geçiyor. Sol beke geçiyor. Bir maçta 4 mevkiyi değiştiren futbolcu, bu ne demek ya? Ya mevkisinde kötüyse oyundan çıkarırsın. İlk maçta yoruldu şöyle böyle falan filan. Değilse ulan her mevkide oynayabiliyor diye bir futbolcunun bu kadar şeyine oynanmaz ki arkadaş, bu maç değişir. Yani zaruret olur, kırmızı kart olur falan filan yine anlar. Ama dalga geçecek mi? Caner Erkin diyor ki dün haberim oluyor ki milli takımı bırakmışım diyor. Ben milli takımı bırakmadım. Dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış diyor. Ayrı bir komedi. Ya o Eren Elmalı arkadaşlar, bak harbi söylüyorum, kimseye laf sokma derdinde değilim ama ya hiçbir vasıf yok ya. Hiçbir vasıf yok ya. Hiçbir özellik yok ya. Ya nasıl tahammül ediyorsunuz arkadaşlar? Bak etmeyin, eylemeyin. Ya Caner Erkin'i, Maner Erkin'i biz zaten biliyoruz. Hani şöyle diyoruz, böyle diyoruz ama ya Caner Erkin'e falan kurban olalım, gözünü seveyim ya. Ya Caner Erkin'e falan kurban olalım. Etmeyin, eylemeyin arkadaşlar. Yani arkaya adam kaçırma var. Asist yok, gol yok, bir şey yok. Savunma düzeni yok. Hani bu futbolcu üzerinde sayarsam rezil ederim hepsini. Ama takımın sistemi yok. Şimdi şöyle anlatayım size. Takım o kadar sistemsiz, o kadar kötü ki her oynayan çöpe dönüşüyor. Ha biz bu süreci Fenerbahçe'de yaşadık. Yaşadık abi. Kim alırsak alalım çöpe dönüşen, bizden gittikten sonra yıldızlaşan, bak milli takımda sürünen futbolcu da belki kendi takımlarında coşacaklar. Diyeceksiniz ki lan milli takımda oynasaydın ya. Yok, sistem yok.
Ben şunu söyleyeyim. Hamit Altıntop'u'da, Tolunay Kafkası'da, Stefan Kuntz'da istemiyorum. Bu üçü orada boşu boşuna yer işgal ettiği müddetçe birçok taraftar milli takımı desteklemeyecek, takip etmeyecek. İnşallah kafaları erken donk eder. Donk demişken Ersan Başlar'ın sevgilisi Donk'a da selamlar olsun. Arda Güler Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarılmış. Zaten oynatma niyetleri yoktu da bahane olmuş. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler viral gastroenterit. Yani bu zengin hastalığı. Fakir hastalığı ne hocam? Cırcır. Tabii. Zengin olunca viral gastroenterit. Fakir olunca cırcır. Zengin olunca Nusret misali, Nusret usulü et. Fakir olunca kokoreç, şırdan. Neyse, Arda Güler Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarılmış. Yani en azından sevindiğim taraf şu, birileri çıkıp da bak işte Beşiktaş maçında oynasın diye Fenerbahçeli'ye torpil geçiliyor falan diye saçmalamamış. Sevindiğim taraf o. Gerçi bunu yapamazlar çünkü kendilerinden hiç futbolcu seçilmemiş. O zaman iyice rezil olurlar. Neyse, bulantı varmış, karın ağrısı varmış, gece başlayan kusma varmış. Çok çok geçmiş olsun. Allah şifalar versin inşallah. Bu arada ben başlığa şöyle bir başlık atmak istiyorum. Bu videonun başlığına. Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi. Semih Şentürk faktörü ya da yeni Semih Şentürk. Ya da Semih Şentürk parmağı mı diyeyim? Arkadaşlar, Fenerbahçe bazı turnuvalar düzenliyor. O turnuvaları düzenlerken bazı takımlarla görüşmeler yapılıyor. O takımların futbolcuları izleniliyor, o takımların genç yetenekleri izleniliyor. Büyük bir scouting ağı inşa ediliyor ve Fenerbahçe yurt içinde çok küçük yaş gruplarına scouting yapıyor. İlk transferimizde Sakaryaspor U12 takımında forma giyen Utku Karabulut. Utku Karabulut Fenerbahçe'de arkadaşlar. Hocam Allah aşkına, ben de esnaf bir transfer verecek. Arkadaşlar, esnaf bir transfer bu. Siz hatırlamazsınız. Ben Arda Güler'i de aynen böyle verdim. Fenerbahçe ilk transferini yaptı. İşte yeni Messi Fenerbahçe'de diye. Ama Utku Karabulut için nazar değer vesaire diye konuşma yapmayacağım. Haberiniz olsun. Ha, yeni Ferdi Kadıoğulları, yeni Osayiler tabii ki aranıyor. Bakın, Osayiler. Evet, yanlış duymadınız. Nijeryalı Osayi'den bahsediyorum. Arkadaşlar, Afrika'nın bazı bölgelerinde dahi scouting yapılabiliyor. Belki de yapılmıştır. Bilginiz olsun. Şimdi önümüzde bir derbi var. Derbide kafanızdaki soru işaretine stoper. Luan Perez iyileşecek mi? İyileşmeyecek mi? Değil mi? Şu an kafanızda tahminime göre. Ama haberlere göre Fenerbahçe stoperde rahat bir nefes aldı. Nasıl yani? Luan Perez konusunda rahat bir nefes aldı. Bakın, Serdar Aziz'in sakatlığı vardı biliyorsunuz. Yani o ne lan? O ne demek lan? O nasıl bir açıklama? Arkadaşlar, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinden bir açıklama gelmiş. Bu yıl Dünya Kupası olmayacak. Birkaç hafta sonra dünyada acayip şeyler olacak diye. Fenerbahçe taraftarının genel performansı. Ulan şimdi iyi mi buldunuz? Geçen sene Trabzon'a giderken tövbe estağfurullah ya. Yani arkadaşlar, işin esprisindeyiz ama Allah muhafaza ya. Yapmayın, etmeyin. Allah muhafaza ha, sakın ha. Yani sakın ha, sakın. Allah korusun ha. Ama şunu söyleyeyim, açık yüreklilikle şunu söyleyeyim. Yani insanlar çok ciddi bir şekilde de sıkıntı içerisindeler. Yani insanlar çok ciddi şekilde sıkıntı içerisindeler. Yanlış şeyler içerisindeler. Allah insanlara doğru akıbet versin ya, öyle söyleyeyim. Allah insanlara doğru akıbet versin. Sadece bunu söyleyelim arkadaşlar. Bizim bildiğimizin ötesinde, ama inşallah bu Rusya'nın tehdit ettiği şeyler gerçekleşmez. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar, mazlumu da düşünün, fakiri de düşünün, garibanı da düşünün. İlla hani Hristiyan şu bu çatışsın da çatışsın boşver demeyin.
Savaşın her türlüsü kötüdür. Neyse. İnşallah bunlar emellerine ulaşamazlar. Kusura bakma, ben de bir anlık tepki gösterdim ama. Neyse, biz haberimize dönelim. Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Luan Perez, bakın haberlere dikkat edin. Hem Serdar Aziz hem Luan Perez 2-2 pazar günü oynanacak olan Beşiktaş maçında kadar hazır olacaklarmış. Bu bilgiye sahiplermiş. Allah Allah, nereden öğrendiniz ki ya? Ve Gustavo Henrique, Atilla Salahi de inşallah herhangi bir sakatlık yaşamaz milli takımda. Bu iki isim de aynı zamanda Jesus'tan forma bekleyecekler. Yani baktığınız zaman Fenerbahçe'de tam kadro olmaya yakın bir durum var. Stoper'de el rahatladı. Biliyorsunuz pazartesi günü, yani dün, Fenerbahçe'den herhangi bir idman paylaşımı gelmedi. Bilmiyorum, belki YouTube katılda gelmiştir ama o kadar yoğunum ki bakamıyorum. Fenerbahçe dörtlüye döndü mecburen. Ama tekrar üçlü savunmaya dönmesi bekleniliyor. Alanya maçında Luan Perez oynayabilirmiş arkadaşlar ama riske edilmemiş. Bilginiz olsun. Serdar Aziz son andaki ağrılardan dolayı kadrodan çıkarılınca Fenerbahçe mecburen dörtlü oynadı. Ancak Jesus her şeyin farkında, dörtlü savunma stiliyle bazı açıklar verdiğimizi anlamış arkadaşlar. Bakın, biz Alanya maçını güle oynaya 5-0 kazanmadık, yanlış anlamayın. O maçta bizim verdiğimiz bazı açıklar vardı. Hani futbola ne kadar yabancısınız, ne kadar futbol tanıyorsunuz bilmiyorum ama biz o maçta birçok hata yaptık arkadaşlar. Yani bunları çok dile getirmedik ama birçok hata yaptık. Şimdi Jesus'un Beşiktaş maçındaki taktiği hazırmış. Ben merak ettim haberde, hani nasıl açıklayacaklar, ne anlatacaklar diye. Şimdi arkadaşlar, ben önce şunu söyleyeyim. Bu kanaldaki birçok kişi bana şunu söylüyorlar. Hocam, senin yorumlarını, işte spor yazarları şunun bunun yerine senin yorumunu dinlemek istiyoruz. Hoşumuza gidiyor diye. Allah gani gani razı olsun. Ben elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Şimdi haberi okurken kendi yorumumu da katacağım. Bilginiz olsun. 8. hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Hücum gücünü biliyor Fenerbahçe demiş Beşiktaş'ın. Çok hata yaptığı savunmasına yüklenecek. Bak, Beşiktaş'ın savunmasının hata yaptığı diyor. İleride baskı uygulayacak. Zaten Fenerbahçe bunu her maç yapıyor. Kapacağı toplarla gole gitmeye çalışacak. Zaten her maç yapıyor. Yani oyun planı şekilleniyor. Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı 4 maçı analiz etmiş teknik heyet. Hücum gücünden etkilenmişler. Hani Beşiktaş'ın hücum gücü iyi demiş ama savunmada yaptığı hatalara odaklanmış durumda diyor. Kayseri Spor'u 1-0 yendi. Fatih Karagümrük'ü 4-1. Rıza Çalınbay Sivas Spor'unu 3-1 yendi. Bu karşılaşmalarda ortalama 19 şut attı diyor. Bakın, ortalama. Taraftarın da arkasına alan Beşiktaş iyice yükseldiği temposuna sadece savunma yaparak karşı koymak zor diyor. Beşiktaş'ın hücumdaki başarısını defansta gösteremediği ortada. 7 haftada kalesinde 10 gol gördü diyor. Henüz Fenerbahçe ile karşılaşmadığı içindir o. Oyun kurmada sıkıntı yaşıyor. Başakşehir maçında Necip'in çıkarken kaptırdığı top gol oldu. Jesus bu zaafı kullanır diyor. Kullanır. Valencia Pedro oynarsa Baştuay ile rakip savunma. Şimdi Valencia Pedro Baştuay. Ben şunu söyleyeyim. Herhangi bir sakatlık vesaire olmazsa Valencia Pedro Baştuay'dan en az 2 tanesi oynar gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Kapılan toplarla goller ama zaten Fenerbahçe'nin sistemlerin, yani hücum silahlarından biri. Rakip sahada birebir baskı diyor. Beşiktaş'ın kanattaki hızlı etkili adamlarından Enkodu ve Gezzal eğer oynarsa diyor, Gezzal için. Onlara karşı önlem alınacak. Jesus ikilinin karşısına Osayi Samuel ile Ferdi ya da Ali Oski'den birini konumlandırmayı düşünüyor demiş. Aslına bakarsanız, bana sorarsanız, mantığımı yoklarsanız, ben olsam, bakın buraya dikkat. Sağda Osayi, solda Ferdi ile başlarım. Ben olsam Alioski'yi bu maçta ilk 11 başlatmam. Bu benim şahsi fikrim. Bu isimlerin bindirmelerini engellemiş olursun. Norveç milli takımından çıkarıldı Joshua King. Sakatlık durumu ne şekilde, İstanbul'a döndü. Salı günü, yani bugün idmanda muhtemelen görmüşsünüz, görebilirsiniz. Ya da en azından bilgi sahibi olursunuz. Kontrollerde belli olacak. Emre Mor'un sakatlığı ciddi değildi zaten. Kadroda yer alır. Ben bir şey söyleyeyim. Bakın, bu kadar haber okudum. Herhangi bir takım, taktik, sistem anladınız mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Anladığım tek şey şu. Fenerbahçe önde basacakmış.
Ya Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok ki. Fenerbahçe hep önde basıyor. Hocam Beşiktaş'ı nasıl yeneriz? Dediklerimi yaparsak çok kolay yeneriz. Dediklerimi yaparsak çok basit yeneriz. Hatta ilk 45 dakikada yeneriz. İkinci yarıda da top çeviririz. Nasıl? Beşiktaş'ın en büyük silahı kim? Hakem. Hakem? Bakın maça sayılı günler kala Beşiktaş başkanı çıkacak diyecek ki maçın hakemini ben biliyorum Ali Koç'un vaftiz babasıymış. Yok. Vaftiz görümcesiymiş. Ali Koç'un şirketlerinde vaftiz olarak çalışıyormuş. Biz geçtiğimiz yıllarda bunu yaşadık. Çıktı dedi ki Ali Koç'un şirketinde çalışıyormuş. İspatla. Yok. Şunu yap. Yok. Bunu yap. Yok. Sonuç. Bir hakem silahı. Eğer Beşiktaş hakem silahını kullanmayacak olursa, adaletli bir maç olacak olursa hangi silahı kullanacak? Kanat. Hızlı kanat. Türkiye'nin belki de en hızlı sağ beki Fenerbahçe'de Osayi Samuel. Türkiye'nin belki de en hızlı sol yani en hızlı demeyeyim ama karşı atakları engelleyip takımın hızlı atağa çıkarma konusunda tecrübeli isimlerinden biri Ferdi ve ofans gücü yüksek olan sol beki Alioski Fenerbahçe'de. Türk kuralı, yabancı kuralı, cart kuralı, curt kuralı. Bir kere şunu söyleyeyim. Derbilerin atmosferleri çok farklı olur. Çok farklı olur. Weghorst oynayacak olursa Gustavo Henrique. Dalga geçtiğiniz Gustavo Henrique ideal gibi duruyor. Çünkü boy avantajı. Luan Perez'in ben oynayabileceğini düşünüyorum. Ben olsam şöyle bir kadroyla çıkarım. Tırnak içinde söyleyeyim. Herhangi bir sakatlık vesaire durumu olmazsa. Altay, Gustavo Henrique, Atilla Salai, Luan Perez. Sağda Osayi Samuel, solda Ferdi Kadıoğlu. Merkez ikili de Arao Crespo. Hücumun sağında. Bakın burası çok enteresan. İrfan Can Kahveci. Forvet'te Enner Valencia. Solda Joshua King. Hocam Pedro Medro iki kişi oynar diyordun. Muhtemelen King oynayamayacak. Ja Pedro olacak. Ama Ja Pedro King kadar oynayamıyor. Hatta size ben absürt bir şey söyleyeyim. Ben olsam kadroyu ben çıkaracak olsam Lincoln'u oynatırım. Lincoln Batshuayi ya da Lincoln Valencia oynatırım. Valencia kapalı kutu, Batshuayi'nin duygusallık, palavra şu bu falan hikayeleri var. Ha, Valencia'nın dönüşünün de ne zaman olacağı da meçhul. Hani tam olarak hazırlanacak mı? Ama herhangi bir sakatlık olmasa mesela Batshuayi, Joshua King sağda İrfan Can. Türk kuralından dolayı 3 Türk. Bak İrfan sağda, Ferdi solda. Kalede Altay. 3 tane Türk. Sağ bekin Osayi bak. Yani merak etmeyin bu taktikle önde baskı da yaparsın. Rakibi hataya da zorlarsın. Beşiktaş'ı sahasına da hapsedersin. Oynayacağı oyunu kitlersin. Oyun oynatmazsın. Bakın Beşiktaş taraftarı çok sabırsızdır. Sen Beşiktaş'a bu oyunu oynayıp sahasından çıkarmayıp hele bir de 10, 15, 20. dakikaya kadar gol bulursan 1-0'ı ele geçirirsen Beşiktaş futbolcuların eli ayağına dolaşır. Taraftar her şeyde mırın kırın etmeye başlar. Velev ki 45'e kadar 2'yi buldun, becerdin. Bak 2'yi buldun, becerdin. Beşiktaş hırçınlaşmaya başlayacak. Kart üstüne kartlar görüp hele ki bir de kırmızı kart yerler ya da penaltıya sebebiyet verirlerse Valerian İsmail'i de kovdurursun. Beşiktaş'ta iç karışıklıkta çıkartırsın. Beşiktaş maçını kazandığın gibi rakiplere de müthiş bir sansasyonel bir mesaj verirsin. Dersin ki ben sizi yerinizden yurdunuzdan edebilirim. Ayağınızı denk alın. Ben böyle bir kazanmayı ister miyim? Hayır. Nasıl kazanalım? Sakin oynayalım. Beşiktaş'a aynı Kayserispor gibi şut şansı tanımayalım. Pozisyona girdirmeyelim. Akıllı oynayalım. Gerekirse bir yarıda bir tane, öbür yarıda bir tane atıp sakin sakin 2-0 kazanalım. Tempoyu istediğimiz gibi ayarlayalım. O kadar ahım şahım yüksek tempoya olmasına bile gerek yok. Tempoyu istediğimiz gibi ayarlayalım ama maçı kazanalım. Niye? Biz bu şekilde kazanırsak atıyorum Galatasaray'la maç yapacağımız zaman birileri aa ulan Fener bu Beşiktaş'a böyle yapıyorsa Galatasaray'ı demesin. Ya da ulan bu Fener Beşiktaş'a bunları yaptıysa o Trabzon Galatasaray ne yapar demesin. Anlatabiliyor muyum? Yani farklı yere gitmesin. Aa, gönlüm ister ki farklı kazanalım. Ama böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani Fenerbahçe kimle oynarsa oynasın 5 atarız, 10 atarız. Öyle bir dünya yok. Etmeyin, eylemeyin. Hocam ama Alanya'ya 5 attık. Ya Alanya gününde değildi. Fenerbahçe şanslı günündeydi. Bulduğumuzu attık.
kalemizi tehlikelerde verdik arkadaşlar. 1-0 öndeyken net pozisyon verdik. Etmeyin eylemeyin. Etmeyin eylemeyin. Biraz da şans da bizden yanaydı. Yapmayın yani. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Ha, %100 müthiş miydik? %100 müthiş değildik. Ama Alanya'nın başını döndürdün. Sen Fenerbahçe olarak tribün desteğini arkana aldıktan sonra. Ya ben şunu söyleyeyim, Kadıköy'de. Bak Ümraniye yatsın kalksın şükür namazı kılsın. O hakem desteğine 3-3'ten çıktığına. O Fenerbahçe yine yenebilirdi bunlar da. Biraz da şanssızlık da var. Yani biraz da şanssızlık da var. O da ayrı bir konum, konuşlandırma. Ama inşallah Fenerbahçe maçı 1-0 da olsa kazanır. Çünkü Fenerbahçe'nin kazanması. Bakın 3 puan Alanya'dan aldık. Hayır. Alanya'dan 5 puan aldık. Çünkü Beşiktaş şey yaptı. Rakiplerimizden biri puan kaybetti vesaire vesaire. Yani çok takılmıyorum. Demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Fenerbahçe eğer Beşiktaş'ı yenerse 2 maçtan asla 6 puan almadı. Minimum 11 puan almış olacak. Belki 14 belki 17 puan almış olacak. Ve Fenerbahçe'nin aslına bakarsanız önü, gidişatı ve milli takım dönüşündeki o saçmalıktan kurtulduğu için yol aydınlık olacak. Sizlerin de görüşlerini yorum kısmına bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.